Sunumlara devam ediyoruz. Canancığım sendeyiz. Şimdi ben sunumluklara biraz takıldım. Çünkü aynı şekilde bendeyken de sunumluklara takılmışlardı. Şimdi burada da aynı şekilde bir sürü farklı var. Camlar var. Porselenler var. Şurada kürdan saplanmış bir sunumluk var bambaşka bir renkte. Gold bir peçetelik var orada. Bir uyum ve nizam yok. Bende en azından hepsi camdı. Sadece bir tanesi balık şeklindeydi. Yani uyum yok. Cam kaplar kullanmışsın orada. Aslında baklavan benim tepsiyle gelmişti. Ben tepsiyle sunmak istemedim çünkü masaya çok çirkin duracağını düşünerek ben hepsini ayrı ayrı tek tek yerleştirdim. Yani bana gelenler şeklinde ben geldiği gibi baklava başka cam kapta, fırın kabında. Başka ben yanılmıyorum, baklava değil hayır, mi? Hayır, tepsiyle gelmişti bana. Siniyle. Bir çıkarabilir misiniz o baklavayı? Ev baklavası gibi. Evet be, o bence onun için ne yapmış bir tane. Dur, göreceğim şimdi ya. Uzaktan. Bayağı da ağırmış. Yok bu bunun içinde pişmiş. Evet, aynen ben size bunun içinde gelmiş Aslı Hanım. Bu. Evet. Yok bir tanem sen karıştırıyorsun. Öyle bir şey olsa hiçbir sırası bir tanesi bozulmaz. Ama hayatım bak çok nasıl yani mümkün değil yani. Sen bence karıştırıyorsun. O zaman ben uykusuz kaldım. Başka bir şey geçirmiş olmayasın. Yani bu imkan dahilinde değil. Bu burada fırınlanmış, kesilmiş, fırınlanmış hatta. Şerbeti de bunun de üstünde çekmiş. Verilmiş. Evet. Ve bak görüyorsun nasıl intizamlı, düzgün bir şekilde bir tanesi bile kıpırdamamış. Ben en azından arkadaşlarımın ne yaptığını, ne getirdiğini, hangi kapta getirdiğini hatırlıyordum aslanım. Biz galiba başkasının masasındayız. Şöyle verelim. Hayır bu güzel yani kötü anlamda yorum yapmıyoruz yanlış anlama. Yok biliyorum Merve, tabii ki. Onu çıkartamayacağını söyledin ama sen hayır ben çıkardım ve sunum kaplarına koydum dedin. Başka bir şey mi karıştırdın acaba? Olabilir Aslı Hanım belki uykusuzluktan karıştırmış olabilir. Böreği karıştırmış olabilir misin acaba? Börek, bence böreğe karıştırmışsın. Börek olabilir. Evet, bak börek belli olabilir. Ki yuvarlak bir içerisinden cama sen aktarmışsın o belli. Olabilir Aslı Hanım. Ah canım uykusuz kalmış. Evet yorgunluktan. Evet başka eklemek istediğiniz bir şey var mı hanımlar? Ben bir şeye değinmek istiyorum Aslı Hanım. Keşke Elis'in de söylediği gibi burası pudra, burası gold olduğu için keşke çatal kaşığını da gold kullansaydın da tam bir uysaydı. Gold kullanmak ben istemedim. Sus et de burada da bir gold gümüş var. Gümüş bazları gold. Ben gümüş ve gold'u karıştırarak ayrı bir şey yapmak istedim. Evet. O da benim tarzım. Aynen. Onlar haricinde ben çatal kaşık takımını gerçekten çok beğendim. Değil mi çok şık? Evet aynen. Çok şık. Fiyatını merak ettim sadece. Geçen sene eşimin hediyesi bana 4500 TL. Evet, çok şıkmış. Ve gerçekten güzel. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kaç gündür hep konuştunuz. Bakın leke yok. Evet. Bir tane bile su lekesi yok. Tebrikler. Evet. Sirkeli su ve limonlu su. Sirke, limon, karbonat mı bizde? Karbonat. Şıkır şıkır. Kurularken çok başarılı. Efendim? Kurularken mi? Kurularken değil. Ben cam bir şişenin içerisine onları karıştırıp çalkalayıp sıkmanızı önermiştim. O zaman lekeler kayboluyor. Kuru peçeteyle daha doğrusu bir mendille silseniz daha uygun olur. Teşekkürler. Vallahi ben her gün bir şey öğrendim programda. Evet ne güzel. Her gün bir bilgi. Evet ve aynı şekilde yemek takımları da tertemiz. Evet. Bunu da aynı yöntemle temizledin. Onlar makineden çıktığı zaman ben direkt kuruluyorum aslında. Bunun da fiyatını öğrenelim mi? Onun takımının fiyatı da yanlış hatırlamıyorsam 3000. 3000 lira olması gerekiyor. Güzel. Bardak takımına kadar. O da 2000 lira. Evet. Peki 50.000 TL'yi hak eder mi sizce bu sunum masası? Hayır. Hayır. Etmez. Etmez diyorsunuz. Peki lezzetlerin tadına bir bakın. Vallahi bu lezzet için 50.000 eder de diyebilirsiniz. Ben burada kürdanlara bakmak istiyorum. Hangi kürdanlara? Şurada kürdan topları var. Uzatayım mı ister misin? Uzatabilir. Biraz çok ağırmış. Evet. Ne yapacağız? Önce yiyeceğiz sonra da dişimizi mi karıştıracağız? Başka isteyen. Teşekkürler canım. Bak ne güzel kibar. Böyle hiç elini değdirmeden aldım. Evet. Nasıl güzel mi tadı? Beğendin mi canım? Beğendim. Afiyet olsun Sedacığım. Teşekkür ederim. Peki afiyet olsun o zaman. Buyurun hanımlar. Teşekkürler. Afiyet olsun. Buradan düğünümüzü izlemeye geçelim. Ben şu balık mı demiştin? Balık.
turşusundan. Balık, evet balık biber turşusu. Hemen bakacağım. Balık saldırmayın aslanım. Yok saldırmam ben. Hani şey çok acıdır. He, fazla saldırmayın dedi. Tamam saldırma. Sen saldırıyor musun? Acıdan mı bir daha? Yok ben kahvaltıda yiyorum bazen ama çok acıdır. Çok mu acıdır? Tamam saldırmadan yiyorum o zaman. Yok, afiyet olsun. Mantıdan da mantıdan.